Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen videolarımda hatırlayacaksınız. Hamburg filtre asansörü yapmıştım. Şimdi ise onun testini ve çalışma mantığını dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu yeni akvaryumumda hemen şuradan bir ben cam kestirdim. 9 santime 9 santim olacak şekilde, çok geniş olmasını istemedim. Cam kestirdim. Camın üzerinden de 20'lik cam pancıyla delik açtırdım. Sonrasında hemen şu yan kısmına biyolojik sünger, boylu boyunca biyolojik sünger aldım ve yerleştirdim. Süngeri de 10 santime 35 santim olarak kestim. Yani akvaryumumun yüksekliği 35 santim olduğu için genişliği de buranın genişliği dediğim gibi 9'a 9. 10 santim kestim ki biraz daha sıkıştırsın, oynamasın diye. Gördüğünüz gibi zaten taban kısmında da boşluk yok. Bu akvaryumu da yeni kuruyorum. Buraya da buradaki HP White'lar gelecek. Şu an su doluyor. Hemen şuradan üst kısımdan göstermeye çalışayım. Şimdi bu şekilde şöyle. Şimdi altta sıkışan hava alttaki suyu borudan yukarıya doğru itiyor ve sonrasında su tekrar şu uç kısmından çıkıyor. Yani Hamburg hava asansörünün mantığı bu. Buradan su çıkıyor. Çıkan su akvaryumun içerisindeki suyu sirkülasyonla birlikte döndürüyor. Döndürdükten sonra tekrardan su içerisinde bir döngü oluştuğundan dolayı hemen şu üst kısımdan su sürekli böyle sirkülasyon halinde dönüyor. Ve aynı şekilde süngere, biyolojik süngere takılan yararlı bakteriler ve balık dışkıları şu biyolojik süngere takılacak. Ve bu şekilde bir döngü oluşacak akvaryumda. Peki neden Hamburg filtre? Şimdi öncelikle Hamburg filtreyi birçok akvaryum balığında rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın, öncelikle biraz yansıma var. Dediğim gibi ben fonları siyah kullandığım için maalesef ve akvaryumda da su yeni doluyor. O yüzden bir yansıma oluyor. Ama siyah fon her zaman çok güzel görüntü veriyor ve bu HP White'larda siyah görüntü de muhteşem. Yani siyah fonda muhteşem görünüyor. Aynı şekilde tabanı da siyah kullanacağım. Şimdi oraya Hamburg filtrenin biyolojik süngerine takılan yararlı bakteriler ve dipte oluşan yem tortuları falan buraya birikerek bir biyolojik döngü oluşmuş oluyor. Peki neden Hamburg filtre? Neden başka bir filtre değil? Şimdi normalde Lepistes balıklarında veya canlı doğuran balıklarında, aynı şekilde melek balıklarında da böyle, çok fazla akıntıya gerek yok. Yani bir Tropius veya bir cikletteki gibi çok fazla akıntı seven balıklar değiller. O yüzden genelde canlı doğuran türlerinde pipo filtre kullanılır. Şimdi pipo filtreler genelde boy boy, küçük, orta, büyük, öyle gidiyor. Şimdi bu akvaryuma çok fazla büyük pipo filtre koyduğumuzda açıkçası sırıtıyor. O yüzden mesela şu an gördüğünüz gibi, yansımadan çok görebiliyor musunuz bilmiyorum ama oldukça şık siyah süngerde özellikle kullandım. Hamburg filtrenin borusu da siyah. Sanki arkada hiçbir şey yokmuş gibi çok şık bir görüntü. Birinci neden bu. Yani çok doğal, çok şık bir görüntü oluyor. İkincisi de pipo filtreden biyolojik sünger, yani bu kullandığımız Hamburg filtrenin biyolojik süngeri büyük olduğu için daha güzel bir filtrasyon, daha güzel bir bakteri tutucudur. Mesela şunu da eklemek istiyorum. Küçük akvaryumlarda her zaman bu hobiyi profesyonel yapan insanlar sump sistemini her zaman tavsiye ederler. Yani akvaryum ne kadar küçük olursa filtrasyon o kadar iyi. Yani atıyorum küçük akvaryumda sump kullanılmasını öneriyorlar. Bunun sebebi de şu: küçük akvaryumlarda bakteri kültürünün çökmesi veya anında
su değerlerinin değişmesi çok kolay. Bu yüzden de her zaman küçük akvaryumlarda sump veya buna benzer filtrelerin kullanılmasını öneriyorlar. Ben zaten hiçbir şekilde iç filtre kullanmıyorum ve kullanılmasını da önermiyorum. Çünkü o iç filtrelerin o ucundan çıkan köpük tarzında sular yani bildiğiniz balıkları yoruyor. Şimdi bu Hamburg filtre sisteminde de istediğiniz gibi bu debiyi ayarlayabilirsiniz. Kısabilirsiniz, açabilirsiniz. Ben şimdi zaten burada çok fazla büyük bir hava motoru kullanmadığım için onu da göstereyim, şöyle gösterebilirsem. Gösteremedim. Sobonun bir 5-6 wattlık bir hava motorunu kullanıyorum. Buradaki bütün akvaryumları da rahatlıkla onunla çeviriyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 bununla birlikte 7 akvaryum ve 2 tane de melek balıklarının yumurtalarını çıkarmak için kullandığım minik akvaryumlar var. Yani totalde 9 akvaryumu rahatlıkla çeviriyor. Yani 8 akvaryumu çeviriyor. Şu anda 9'unu çevirecek diye umut ediyorum. Yani buna da yetecektir diye düşünüyorum. Bunun da görüntüsünü ve debisini bu su dolduktan sonra tekrardan çekeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi suyumuz doldu. Su dolduktan sonra yani su seviyesi artmaya başladıkça şimdi sistem çalışmaya başladı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çıkan debi bu. Yani suyun üst kısmını dalgalandırıyor. Şimdi burada bu debi bana yeter açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben burada lepistes balığı bakacağım için çok yüksek debilere gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi suyun üst kısmından dalgalanmadan debiyi anlayabilirsiniz. Bu kadar debi lepistes balığına her şekilde yeter. Şimdi bu debi haldır huldur da çalışabilir. Ama hem buradaki hava motorum küçük hem de lepistes balığı besleyeceğim için çok fazla debiye gerek duymuyorum açıkçası. Bu debi tabii sizin hava motorunuza bağlı. Yüksek wattta hava motorunuz varsa eğer ki güzel bir debi elde edersiniz. Hatta ben bu Hamburg'u yani Hamburg filtrenin çalışma mantığının videosunu bitirmeden önce diğer Hamburg'la çalıştırdığım akvaryumları da göstereyim. Öyle videomuzu sonlandıralım. Kafanızda bir fikir oluşsun en azından. Buradaki sistemi de aktif ettik. Su düzenleyicisini, bakteri kültürünü ekledikten sonra suyun oturmasını bekleyeceğiz. Sonrasında da balıklarımızı ekleyeceğiz. Artık onu bir genel durumda falan gösteririm herhalde. Bir sonraki genel durumda olmasa bile ondan sonraki genel durumda gösteririm diye düşünüyorum. Buradaki HP White'larımızı buraya alacağız. HP White Ribbon'lar. Burada da Bluegrass'larımız maşallah büyümeye devam ediyorlar. Şimdi diğer Hamburg sistemiyle çalıştırdığım yani Hamburg asansörüyle çalıştırdığım sistemlerimi de göstereyim. Videoyu o şekilde sonlandıralım. Umarım dilimin döndüğünce anlatabilmişimdir. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bir Hamburg sistemiyle çalışan akvaryumlarımdan ikisi bu. Debiyi görebiliyorsunuzdur. Oldukça güzel. Çünkü burada büyük kafa motoru, pardon, büyük hava motoru var. Helya'nın 8 çıkışlı bir hava motoru var. Bu akvaryumların hepsini şu hava motoruyla besliyorum. Burada da Artemia'mız fokur diyor. Şöyle diğer bir Hamburg'la çalıştırdığım sistemi de göstereyim size. Aslında burası Hamburg değil, Samp var bu akvaryumda ama Hamburg hava asansörüyle çalıştırıyorum burayı. Buradaki debi de görebiliyorsunuzdur umarım. Hem de borunun dışarıda olmasına rağmen
debi oldukça güzel. Bunun da böyle olmasının sebebi, dediğim gibi, hava motoruyla alakalı. Hava motoru ne kadar yüksekse o kadar güzel debi alabilirsiniz. Hatta buradaki diğer sistemlerimin, yani normal pipo ile çalışan akvaryumlarımın mecburen havalarını kısmak zorunda kaldım. Burada da bu şekilde bir debi var. Dediğim gibi bu debiyi kendiniz, kendi beslediğiniz balığa göre ayarlayabilirsiniz. Umarım dilimin döndüğünce Hamburg filtre sisteminin çalışma mantığını sizlere anlatabilmişimdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.